Etiketimiz olarak ne dedik? Gelirde adalet dedik. Çünkü sendikalar, konfederasyonlar, işçi temsilcileri sokaklara çıkıyor. Arzu Çerkezoğlu şimdi yayınımızda olacak. Sizden de mesajlarınızı bekliyoruz. Bakalım işçiler ne istiyor, ne söylüyorlar ve nerede söylüyorlar. Arzu Hanım merhaba, hoş geldiniz panoramaya. Merhabalar, iyi yayınlar Seçil Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şu an siz neredesiniz ben biliyorum ama izleyicilerimiz sizden dinlesinler ve neden? Şu an Ankara'dayız. Ankara'da Çalışma Bakanlığı önündeyiz. Öğlen saatlerinde bir basın açıklaması yaptık. Şimdi de bir oturma eylemiyle devam ediyoruz. Bir hak mücadelesi veriyoruz. Bir adalet mücadelesi veriyoruz. Bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. DİSK'e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikamız, Dev Sağlık İş Sendikamız tümüyle haksız ve hukuksuz bir biçimde Çalışma Bakanlığı'nın hatalı bir işlemi nedeniyle baraj altında toplu sözleşme yetkisine sahip olması için gerekli olan barajın altında bırakıldı. Ve bu konuda özellikle hem sendikamızın üye sayısı düşük gösterilerek resmi istatistikte hem de iş kolundaki toplam işçi sayısı yüksek gösterilerek sendikamız 0.99 gibi manidar bir oranla baraj altında bırakılmış durumda resmi gazetede. Bu yanlışı düzeltmek için 30 gündür, bugün tam 30. gün bir mücadele veriyoruz. Çünkü gerçekten sağlık ve sosyal hizmet işçileri önlerine konulan her türlü zorluğa, baskıya, barajlara rağmen kendi iradesini DİSK'te bütünleştirdi ve DİSK'te sözleşme masalarına oturmak için bir irade ortaya koydu. Zaten son derece antidemokratik olan sendikal mevzuattaki bütün engelleri aşarak bu iradeyi ortaya koydu. Sendikamız barajın üzerine çıktı ama bakanlık tarafından bir hatalı işlemle diyelim en hafif deyimiyle bu hakkı elinden alınmaya çalışılıyor sendikamızın. Bu kadar ciddi bir işsizliğin, açlığın, yoksulluğun olduğu, gelir dağılımı adaletsizliğinin bu kadar büyüdüğü bir süreçte işçilerin kendi emeğine, ekmeğine sahip çıkmasının tek bir yolu var. Başka bir yolumuz yok bizim. O da sendikalı olmak ve toplu iş sözleşmeleri yoluyla kendi ücretimize, sosyal haklarımızı kendimizin belirlediği bir toplu pazarlık düzenine ulaşabilmek ve bunun sağlanması son derece yaşamsal. Böylesi bir süreçte ülkemizde böylesi bir örneğin yaşanması, sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin bu iradesinin yok sayılması asla kabul edilemez. Aslında her şey çok apaçık ortada. Bakanlığın kayıtlarında, bakanlığın yazışmalarıyla da bu ortaya çıktı. Sendikamıza açık bir haksızlık, hukuksuzluk yapılmış durumda. Ama bakanlık ısrarla bu hatalı işlemi düzeltmiyor. Yargıya, mahkemeye yönlendiriyor. Dava da açıldı ama mahkemenin istediği bilgiler, belgeler bile bakanlık tarafından mahkemeye iletilmiyor. Ve özellikle sendikamızın çoğunlukta olduğu hastanelerde, yetki başvurusu yapmış olduğu hastanelerde, örneğin Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi gibi 1500 işçinin çalıştığı bir hastanede DİSK'ten daha az üyesi olan diğer sendikalara yetki verilerek hukuksuzlukta ısrar ediyor Çalışma Bakanlığı. Biz de o nedenle bugün bir kez daha burada bir basın açıklaması yaptık. Bakanlığı bu konuda bu yanlıştan dönmeye çağırdık ve bir oturma eylemi başlattık. Çünkü Seçil Hanım, Çalışma Bakanlığı'nın görevi, misyonu başka bakanlıklara benzemez. Çalışma Bakanlığı çalışma hayatında çalışma barışını sağlamakla yükümlüdür. Çalışma Bakanlığı işçilerin hakkını, hukukunu savunmakla, korumakla yükümlüdür. İşçilerin sendikal haklarını kullanabilmesinin güvencesi olmak zorundadır Çalışma Bakanlığı. Çünkü çalışma hayatında taraflar vardır. İşçi vardır, işveren vardır, kamu vardır. Bakanlığın asli görevi de işçilerin yasal ve anayasal hakkını güvence altına almaktır. Bugün tam tersi bir süreç yaşanıyor. Sağlık işçileri nezdinde işçilerin sendikamızın DİSK'in çatısı altındaki iradesi yok sayılıyor. Sözleşme masalarının dışına itilmeye çalışılıyor. Biz de bu haksızlığa, hukuksuzluğa karşı bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Yani TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ne kadar doğruysa, ne kadar inanıyorsak o rakamlara, bugün bakanlığın istatistiğinde sağlık sendikamızla ilgili yayınlanan rakamlarda o kadar gerçektir. Bunun gerçek olmadığı da açıkça ortaya çıkmıştır. Bakanlık bu yanlıştan dönsün diye eylemimize bugün devam ediyoruz. Eyleme çağrıya bakanlıktan herhangi bir yanıt var mı ve sonuç almak için umut var mı Arzu Hanım?
Şimdi tabii bu mücadele gerçekten bugün 30. gün devam ediyoruz. Burada eylemimize başladıktan sonra Sayın Bakan Ankara dışındaymış ama Bakan Yardımcısı ve Bakanlıktaki, Çalışma Bakanlığındaki bütün üst düzey yöneticiler, bürokratlar, daire başkanlarından oluşan bir heyet görüşme talebinde bulundu. Bir kez daha görüştük arkadaşlarımızla birlikte. Durumu bir kez daha anlattık ama artık durumu anlatmak aşamasını geçtik. Çünkü artık herkes her şeyi biliyor. Bakanlık da biliyor, sağlık işçileri de biliyor. Bütün kamuoyu biliyor artık gerçekleri. Artık adım atılması lazım. İçerideki görüşmede bakan yardımcısına da buna ilettik. Yani biz gerçekten buradaki haksızlığı, hukuksuzluğu belgeleriyle ilk günden beri ortaya koyuyoruz. Artık anlatmaktan biz yorulduk. Onlar dinlemekten yoruldu. Söyleyecek bir sözleri de yok. Hem mahkeme yoluyla, yargı yoluyla hem de bakanlığın bu hatalı işlemi düzeltmek biçiminde doğru ve gerçek olması gerekeni açıklamaya çağırdık bir kez daha. Çünkü gerçek bir tane. O gerçekte sağlık işçileri diskin çatısı altında örgütlenmiş ve zaten son derece antidemokratik olan bu mevzuattaki bütün zorlukları aşarak bu noktaya gelmiş. Üstüne bir de bir kez daha böyle bir haksızlık, böyle bir hukuksuzluk, böyle bir usulsüzlük. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Yani mevcut yasal mevzuatın içerisinde bile bir kez daha hileyle karşı karşıyayız. Bunu kabul etmek söz konusu değil. İnanın ki görüşmede söyleyecek çok fazla bir sözleri yok. Yeniden değerlendireceğiz demekle yetindiler. Biz de bu hak mücadelesini sonuna kadar, nereye giderse gitsin, sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Çünkü gerçekten burada yüzlerce arkadaşımızın emeği var, alın teri var. Evet. Yüzlerce, binlerce sağlık işçisinin iradesi var. Ve bu sadece sağlık işçilerinin meselesi olmaktan çıktı. Bu artık bir demokrasi meselesi, sendikal demokrasi meselesi. Bu artık bir adalet mücadelesi. Şimdi yaptığınız görüşmeyi farklı bir fotoğraf olarak algılayabilir miyiz? Çünkü genellikle son dönemde şuna alışkınız Arzu Hanım. Yani yapılan oturma eylemleri, sokakta yapılan eylem aslında hak arama mücadeleleri genel itibariyle bir ihanet yaftasıyla, bir muhalif hareket yaftasıyla hep etiketleniyor. Şimdi heyetle sizin görüşmenizi olumlu kabul edebilir miyiz? Burada farklı bir yaklaşım mı var? Ne dersiniz? Şimdi emek mücadelesi, ekmek mücadelesi, işçilerin alın teri mücadelesi gerçekten son derece önemli ve milyonlarca insanın, aslında Türkiye'de yaşayan milyonların sesi soluğu burası. Yani burada biz bir sendikamızın haksız bir biçimde toplu sözleşme yetkisinin elinden alınmasını konuşuyoruz ama aslında milyonların emek meselesini, ekmek meselesini konuşuyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye'de bütün çalışanlar, işçiler, emekçiler, emekliler tümüyle örgütsüz bırakılarak, tümüyle herkes, her şeyin tamamen iktidar tarafından belirlendiği bir sürece mahkum edilmek isteniyor. Yani aslında bizim burada verdiğimiz mücadele gerçekten milyonların meselesi. Deyim yerindeyse bir memleket meselesi. Evet. Çünkü biz şunu biliyoruz ki bugün Türkiye bütün dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülkeden bir tanesi ise yıllardır. Daha bir ay önce Sayın Çalışma Bakanı ile birlikte katıldığımız Cenevre'deki İLO'nun, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün uluslararası konferansında Türkiye kara listede saatlerce konuşuluyorsa hala ve bugün hala Türkiye örneğin bir asgari ücret ülkesi ise bugün hala milyonlarca emekli 12.500 lira, o hazineden tamamlanan 12.500 lirayla açlık sınırının yarısında bir ücretle yaşamaya mahkum edilmişse bu neden nedir? Yani işçiler sendikalı olamadığı için, toplu sözleşme hakkını kullanamadığı için, grev hakkını kullanamadığı için bütün bunlar oluyor. Evet. O nedenle bu mücadele gerçekten milyonların mücadelesi ve böylesi bir süreçte de Çalışma Bakanlığı somut adım atmak yerine, evet, buraya geldiğimizde bir eylem süreci başlattığımızda bir görüşme kanalı açıyorlar ama mesele görüşmek değil. Gerçekten artık mesele görüşmek değil. Evet. 30 gündür görüşüyoruz, 30 gündür anlatıyoruz. Hani Kırmızı Pazartesi romanındaki gibi herkesin her şeyi bildiği ama kimsenin müdahale etmediği bir süreci yaşıyoruz. Apaçık ortada gerçek bir tane. Çalışma Bakanlığı istese 30 gündür bu yanlışı bir saatlik bir çalışmayla ortadan kaldırabilir. Bir saatlik bir işten söz ediyoruz burada. Ama ısrarla yapılmıyor. Israrla etrafından dolaşılıyor. Yargıya gidin, mahkeme açın, dava açın dediler. Dava açtık. Mahkemeye belge, bilgi sunmuyor Çalışma Bakanlığı. Dalga geçer gibi mahkemenin müzekkeresine cevap olarak yayınlanan istatistiği resmi gazeteyi ekine koyarak müzekkeresine
kere iki satırlık cevap gönderiyor mahkemeye. Açıkça usulsüzlükte ısrar ediliyor. Dolayısıyla önemli olan gerçekten görüşmek değil, görüştük. Bir kez daha görüştük. Gene görüşürüz, gene anlatırız. Hiç önemli değil. Ama önemli olan adım atılması, bu sorunun çözülmesi. Sorun apaçık ortada. Gerçek apaçık ortada. Gerçek bir tane. O gerçekte sendikamızın barajı geçmiş olduğu, evet, ve sağlık işçileri adına diskin toplu sözleşmelerle sağlık ve sosyal hizmet işçisinin hakkını, hukukunu koruyacak, geliştirecek sözleşmelere imza atabilecek oldu. Bunu düzeltmeleri lazım. Bu yanlıştan dönmeleri lazım. Bunun için de mücadeleye devam edeceğiz. Sayın Çerkezoğlu, şimdi tabii bugün sıcak başlığımız orada yaptığınız oturma eylemi ve onun konusu, ama önümüzdeki haftalarda işçi mücadelesi açısından biraz hareketli geçecek değil mi? O plan ve programı da sizden duyabilir miyiz? Evet, biz özellikle gerçekten öyle bir dönemi yaşıyoruz ki Seçil Hanım, yani o yüzden diyorum şurada yaptığımız eylem sadece sağlık işçilerinin değil, memleketin meselesi. Çünkü Türkiye'de öyle bir düzen kuruldu ki düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzerine dönüyor. Düzenin bütün çarkları yoksuldan alıp zengine, işçiden alıp sermayeye vermek üzerine kurulu. O yüzden bu yüksek enflasyon, o yüzden bu hayat pahalılığı devam ediyor ve bu yüksek enflasyon, hayat pahalılığı karşısında hepimiz her gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Gelir dağılımı adaletsizliği olağanüstü derecede arttı. Yani 100 yılını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizin tarihine baktığımızda emeğin, çalışanların milli gelirden aldığı pay Cumhuriyet tarihinin en düşük düzeyinde. Hı hı. Ve bu süreçte vergideki adaletsizlik de daha da perçinleştiriliyor. Dolayısıyla biz hepimiz yoksullaşıyoruz. Hepimiz çok ciddi bir hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Düşünelim ki asgari ücret, yani bütün dünyada sembolik bir ücret olan asgari ücret, ülkemizde ortalama ücret. Türkiye bir asgari ücret ülkesi oldu. Ve asgari ücret 17.002 lira, yıl ortasında güncellenmedi, ara zam da yapılmadı ve yıl sonuna kadar açlık sınırı, yani 4 kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafına bile yetmeyen bir asgari ücrete mahkum edildi milyonlar. Emeklilerin durumu daha vahim. Gençlerimiz iş bulamıyor. Kadın işsizliği, genç işsizliği olağanüstü düzeylerde. Türkiye İstatistik Kurumu daha birkaç gün önce istihdam ve iş gücü verilerini açıkladı, biliyorsunuz. 66 milyon, biz genç bir nüfusa sahip bir ülkeyiz. 66 milyon çalışabilir durumda insanımız var. Bu 66 milyonun sadece 22 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda. Yani 3 kişiden sadece biri güvenceli çalışıyor, kayıtlı çalışıyor. Sendikalaşma oranı işte %10'lar, 12'ler düzeyinde. Toplu sözleşme kapsamı daha gerilerde. Şimdi bu tabloyu biz tesadüfen yaşamıyoruz. Bu tablo açıkça ülkeyi yöneten siyasi iktidarın, 22 yıldır ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonucudur. Bunun tam tersi mümkündür. Gelirde adaletin sağlandığı bir ülke mümkündür. Adaletli bir vergi sistemi mümkündür. Türkiye'yi bir asgari ücret toplumu olmaktan kurtarmak mümkündür. Bunun için sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırmak, toplu sözleşme hakkına ulaşmanın önündeki engelleri kaldırmak mümkündür. Bugün işte bu yaşadığımız süreçte tam tersi yapılanın tam tersi mümkündür. Vergide adaletin sağlandığı bir ülke mümkündür. Bütün bunun, bu tablonun tam tersi mümkündür. O nedenle biz diyoruz ki eşitlik temelinde, adalet, barış, kardeşlik temelinde, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği bir ülke istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. O yüzden de DİSK 2 yılı aşkın bir süredir gelirde adalet, vergide adalet için iş yerlerinden alanlara, meydanlara kadar bir mücadele yürütüyoruz. En son İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştirdik, biliyorsunuz. Evet. Ve gördük ki orada bu talepler bütün toplumun talepleri. Şimdi önümüzdeki dönemde diğer konfederasyonlar da benzer kararlar aldılar. Ortak bir açıklama da yaptık Temmuz ayı başında. Şimdi artık gelirde adalet, vergide adalet mücadelemizin yeni bir dönemini başlatıyoruz. Dün Gebze'de 125 gündür grevde olan Mersen işçisi arkadaşlarımızla birlikte açıkladık bu programı. Biz önümüzdeki haftadan itibaren gelirde adalet için, vergide adalet için iş yerlerinden yeni bir eylem sürecini başlatıyoruz. Eylül'ün ilk haftasında DİSK'in örgütlü olduğu bütün bölgelerde, bütün illerde kitlesel basın açıklamaları, kitlesel buluşmalar yapacağız. Gelirde adalet, vergide adalet isteyeceğiz. Ve Eylül'ün ikinci haftasından itibaren de büyük bölge mitinglerine başlıyoruz. İlk büyük bölge mitingimizi Mersin'de yapacağız 13 Eylül günü. 13 Eylül günü Akdeniz bölge mitingimizi Antalya'dan, Hatay'a,
Antep'e kadar Akdeniz bölgesindeki bütün işçi arkadaşlarımızın, emekçilerin katılımıyla büyük bir miting yapacağız. Ardından 20 Eylül'de İzmir'de Ege Bölge mitingimizi yapacağız ve böyle devam edeceğiz. 1 Ekim'de biliyorsunuz meclis açılacak. Evet. Biz İstanbul'dan Ankara'ya yürürken adaletli bir vergi sistemi için, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi için 5 maddelik bir kanun teklifi hazırlamıştık ve bunu meclisteki bütün partilere, iktidar ve muhalefet hepsine tek tek görüşerek dosyamızla birlikte anlatmıştık. 1 Ekim'de meclis açıldıktan sonra diyoruz ki meclisin ilk gündemi vergide adalet olsun ve bütün partiler oy birliğiyle bu kanun teklifini yasalaştırsın. Yani Ocak'ta aldığımız ücreti Nisan'da, Mayıs'ta, Eylül'de, Ekim'de de alabilmek için adaletli bir vergi sistemi istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Ve bu yeni bir mücadelemizin yeni bir aşamasını da bu hafta itibariyle devam ettireceğiz. Yeni bir aşamasını başlatacağız ve adım adım da devam edeceğiz. Arzu Hanım, şimdi iktidardan beklediğiniz destek gelmedi şu ana kadar ama muhalefetin desteği nasıl bu sürece? İktidar tabii ısrarla bu politikaları sürdüreceğini ifade ediyor. Aslında bütün AKP'nin bütün politika belgelerinde, örneğin işte orta vadeli programlarda, 12. Kalkınma Planı'nda hep görüyoruz ki bu düzen böyle devam etsin diye bu politikalarda ısrar var. Örneğin şu an bizimle hiçbir şekilde sendikalar olarak, konfederasyonlar olarak paylaşılmayan, basına yansıyan işte çeşitli haberlerden takip ettiğimiz esnek çalışmanın daha yaygınlaştırılacağı, evet, üstelik bunun da çalışma saatlerinin kısaltılması manipülasyonlarıyla sunulduğu bir sürecin olduğunu görüyoruz. Geçici yani sözleşmeleri Türkiye'de zaten son derece esnek ve Arzu Hanım, geçici sözleşmeleri öngören duymadım sizi. Geçici iş sözleşmelerini öngören bir düzenleme olabileceği belirtiliyor bu esnek çalışma düzenlemesinin. Evet, tam da öyle, sizin söylediğiniz gibi bizim iş kanunumuzda belirli iş sözleşmesi vardır. Yani belirli iş ilişkisi. Hı hı. Bu tamamen istisnai bir durumdur. Yani herhangi bir iş yerinde özel bir iş vardır. O iş için belirli süreli bir sözleşme yapılır. Onunla bir miktar işçi çalışır, bir kısım arkadaşımız. Sonra o sözleşme süre bitince de, o iş bitince o iş akdi sona erer. İş güvencesi yoktur, kıdem tazminatı yoktur. Tümüyle esnek çalışmadır. Ama bu tamamen istisnai bir durumdur. Şimdi bu düzenlemeyle o belirli iş sözleşmesinin istisnai durum olmaktan çıkartan, onun koşullarını ortadan kaldıran ve yaygınlaştırmayı hedefleyen bir düzenleme olduğunu görüyoruz. Bununla ne olacak? Aslında işverenler, işçileri hiçbir yükümlülüğü olmadan istediği şekilde, istediği kadar çalıştıracak, istediği zaman kapının önüne koyacak, hiçbir yükümlülüğü olmayacak. Örneğin işçinin iş güvencesi olmayacak, kıdem tazminatı olmayacak, ücret, evet, asgari ücretin bile altında ücretle çalıştırabilir, saatlik çalış. Çalışmalarla, çalışma saatlerini düşürmek adı altında üstelik bu çalıştırılacak. Yani tam bir kullan at işçiliği modeli bugün esnek çalışma adı altında yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Yani iktidar cephesine baktığımızda bu politikalarda şu an işçilere, emekçilere, bütün Türkiye toplumuna yaşatılan bu kara tablonun daha da ağırlaşacağı bir politikayı önlerine koyduklarını görüyoruz. Hem çalışma biçimleri istihdam açısından hem ücret konusunda, düşünün ki iki yıldır yüksek enflasyon nedeniyle hem 2022'de hem 2023'te önce yok olmaz dediler ama asgari ücreti yıl ortasında revize etmek zorunda kaldılar. Şu an enflasyon yine çok yüksek. Dünyanın, evet, en yüksek enflasyonun olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. TÜİK istediği kadar baskılasın, gerçek enflasyonun ne olduğunu herkes biliyor bugün Türkiye'de. Çünkü yaşıyoruz. Biz yaşıyoruz bu hayat pahalılığını. Ama ısrarla asgari ücreti revize etmiyorlar. Asgari ücretin artırılmaması demek, asgari ücreti arazam yapılmaması demek, bütün ücretlerin Türkiye'de yerinde sayması ve dolayısıyla alım gücü olarak müthiş bir kayıp demek, yoksullaşma demek. Bugün Türkiye'de milyonlar hayatta kalma mücadelesi veriyor. Evet. İnsanlar bırakın ete, süte, yumurtaya ulaşmayı, şu yaz günlerinde son derece ucuz olması gereken meyveye, sebzeye bile ulaşamıyor. Yani artık insanlar beslenemiyor. Evine ekmek götüremez durumda. Bu bir ajitasyon değil. Bu bir, evet, hani afaki söylenmiş bir şey değil. Çok somut yaşıyoruz. Üstelik bunu toplumun çok büyük bir
bir kısmı yaşıyor. Hepimiz yoksullaştık. Emekliler, yani milyonlarca emekli 12.500 lirayla yaşamaya mahkum edildi bugün Türkiye'de. Çiftçinin durumu aynı şekilde. Çiftçi tarladaki ürününü satamadığı için yol ortalarını asfaltlara dökmeye başladı. Esnafın durumu keza öyle. Yani Türkiye'de bir avuç azınlık, yani %1'lik bir avuç azınlık durum dışında toplumun %99'u hayatta kalma mücadelesi veriyor. Geçim derdiyle karşı karşıya. Ve iktidar inatla ısrarla bu politikaları sürdüreceğini söylüyor. Bu yol, böyle bir bu yolun sonu yok. Bu şekilde gidildiği sürece Türkiye'de tablo daha da ağırlaşacak. Dolayısıyla biz de bu mücadeleyi vermeye, bu sesi yükseltmeye devam edeceğiz. Muhalefet partileriyle de tabii görüşüyoruz. Çünkü meclis ayağı önemli. Özellikle vergi adaletinin sağlanması için kanun teklifinin yasalaşmasından bu süreçte verdiğimiz mücadeleyi büyütmeye kadar muhalefet partileriyle de görüşüyoruz. Geçmişte de görüştük ve bu süreçte yan yana omuz omuz olmaya çağırıyoruz herkesi. Sendikalı sendikasız bütün işçileri, bütün emekçileri, işsizleri, kadınları, gençlerimizi, çocuklarımızı, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri, bütün siyasi partileri, dernekleri, kurumları, herkesi emeğimize, ekmeğimize, yan yana omuz omuza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Çünkü gerçekten bu bir memleket meselesi artık. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Bunun tam tersi mümkün. Tekrar söylüyorum. Bugün Türkiye'de ürettiğimiz değeri hakça paylaştığımız, eşitliğin, adaletin, evet, olduğu, demokrasinin bütün kurumlarıyla işlediği, işçilerin sendikalaşma hakkı başta olmak üzere, bunun tam tersi mümkün. Biz, hı hı, bunun adına emeğin Türkiye'si diyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Evet. Yoksa sürekli olarak bir avuç zengini daha zengin yapan bu politikalarda ısrar etmek, milyonları açlıkla, yoksullukla yüz yüze bırakmak demek. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Bunu değiştireceğiz. Evet. Bu düzeni değiştireceğiz. Yani zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Arzu Hanım, şimdi bütün işçilere çağrı yaptınız. Bu süreçte biz işçi sendikalarının, konfederasyonlarının hepsini bir arada mücadele ederken görebilecek miyiz? Temmuz ayı başında yaptığımız ortak açıklama önemli. Ortak talepler doğrultusunda yıllardır DİSK'in savunduğu, mücadelesini verdiği temel talepler, işte gelirde adaletten vergide adalete kadar, iş cinayetlerinin önlenmesinden kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına kadar, sendikalaşmanın öndeki engellerin kaldırılmasına kadar ortak taleplerle yaptığımız açıklamayı biz çok önemsiyoruz. Evet. Bu çerçevede diğer konfederasyonların da sokağa çıkma, alana çıkma, mitingler yapma kararı da son derece önemli. Mutlaka destek olacağız ve bu mücadelede eğer hükümet ısrar ederse bu politikalarda önümüzdeki süreçte bütün konfederasyonların, emek örgütlerinin, meslek örgütlerinin, yani Türkiye'de emekten, demokrasiden yana herkesin yan yana geldiği ortak mücadele düzlemlerini yaratmak da son derece önemli. DİSK'in dileği, önerisi ve bu süreçteki çabası bu yöndedir. Hep birlikte emeğimizi, ekmeğimize sahip çıkmamız gerekli. Bu noktada hem bütün konfederasyonlar, sendikalar, emek örgütleri, meslek örgütleri, siyasi partiler, emeğine ekmeğine sahip çıkan herkes bu, hı hı, süreçte yan yana omuz omuza olmalıdır. Peki, çok teşekkür ediyoruz Arzu Hanım katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşlerimizi ve mücadelemizi aktarma olanağı verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum. Umarız ki bir sonucu, bir faydası olsun. Sağolunuz. Evet, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile konuştuk. Bir oturma eylemi yapıyor DİSK Çalışma Bakanlığı'nın önünde, ama dinledik, bakın oldukça zorlu bir mücadele süreci var. Önümüzdeki aylarda devam edecek. Şimdi ara zam kaldırıldı asgari ücrette. Aslında hatırlatalım, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu uzun süredir diyor ki bırakın ara zammı, yani yılda iki kez zam yapılmasını, yılda dört kez güncellenmeli asgari ücret ifadelerini hep kullanmakta. Takipte olacağız efendim işçilerin emeğin bu mücadele.